İki, tevfik-i ilahi refiki olan adam sadece üstad mıdır, yoksa Acz-ı Medine tamamı buna dahil midir? Değil ise bu söze muhatap olmak için ne yapmamız lazım? Güzel kardeşim, büyükler yol açarlar. Büyükler yol açarlar. Yine ne diyor? Velayet-i Kübra mazharı olan büyükler yol açarlar. Velayet-i Kübra mazharı olan büyükler yol açarlar. O yola girenler Velayet-i Kübra ashabı değildir. Çalışırsa öyle olur. O şeyi buldun mu, bu dediğim şeyi? Kaçıncı mektuptaydı o? Yol açma, Velayet-i Kübra ile yol açma. Velayet-i Kübra'da. O yolu Velayet-i Kübra, yani doğrudan doğruya şeriatla yol alan, doğrudan doğruya şeriattan istifade eden, doğrudan doğruya Resulullah'tan kaynağını alan kimseler, büyükler, Gavs-ı Geylani gibi, Bediüzzaman gibi, Rabbani yol açmamıştır mesela. Şah-ı Nakşibend yol açmıştır. Yol açmak başka, yolda gitmek başkadır. Maalesef bir mana tahrifiyle ya samimi yanlışlıkla olmuştur veya gayri samimi kasti olmuştur. Büyük bir mana tahrifiyle her bir nur talebesi Velayet-i Kübra ashabıdır. Velayet-i Kübra ashabı sahabelerdir. Tabiinin büyükleridir ve tebe-ü tabiinin en büyükleridir. Ve bir de her asırda gelen, hatta her asırda da değil, 500 senede bir gelen kitap sahibi büyük müçtehitlerin, büyük mücedditlerin işidir. Onlar yol açarlar. Şah-ı Nakşibend yol açmış. Ashab-ı Kübra, Velayet-i Kübra ashabıdır. Gavs-ı Geylani yol açmıştır. Velayet-i Kübra ashabıdır. Bediüzzaman yol açmıştır. Velayet-i Kübra ashabıdır. Ne Nakşi'de gidenlerin hepsi Velayet-i Kübra ashabıdır, ne Kadiri'de gidenlerin, ne de Risale-i Nur'da gidenlerin hepsi ashabı Velayet-i Kübra ashabıdır. Ya nedir? O yola girmiştir. O gölgenin altına sığınmıştır. Çalışması nispetinde, ciddiyeti nispetinde, gayreti, samimiyeti nispetinde orada yol alır. Ne diyor? 40 dakikada bir yol bulunsa ona karşı lakayt kalmak kâr akıl değildir. 40 dakikada, yine bu da Hulusi Bey'in sözüdür. Ruhaniyetinden istimdat ediyorum. Ben mecbur oluyorum bunlar konuşmaya. Yoksa ben ağızdan nakletmek çok sıkılıyorum. Çok üzülüyorum. 40 dakikada yol bulunur. Neticeye varılmaz buyurdu. 40 dakikada yol bulunur, neticeye varılmaz. Seri seyir olan bu zamanın evladına hakikat ilmiyle tarikat yolunda gitmek Risale-i Nur'un mesleğidir. Tarikat yol demektir. Tarikat yol demektir. Tarikat yolunda üç vasıtayla, üç ilimle yol alınır. Üç ilimle. Bir, şeriatla yol alınır. Şeriat ilmiyle. Bu şeriat ilmiyle yol alınan hepsi sahabedir. Başka ilme ihtiyaçları yok onların. Onların Kur'an okumaları kafidir. Onların Kur'an okumaları, virdi olarak da, tarikatı olarak da seyrisi hepsi Kur'an kafi onlara. Velayet-i Kübra ashabıdır onlar. Direkt Resulullah'tan alıyorlar. Doğrudan doğruya. Tabiinin de büyükleridir ve tebe-i tabiinin de en büyükleridir. Şeriat ilmiyle tarikat yolunda gidenler. İki, Hicri 300 senesinden sonra Risale-i Nur'daki tespiti söylüyorum. Hicri 300 senesinden sonra Cüneyd-i Bağdadi gibi bazı zatlar
imdada yetiştiler. Tasavvuf ilmini mektepleştirdiler. Tedvin ettiler. Tedrisat haline getirdiler. İnsanlar artık şeriat ilmiyle gidemez duruma geldi. İşin içerisine Yunan felsefesi karıştı. İran maalesef Müslüman oldu. Müslüman göründü. Ve bunun gibi birçok haricilik bilmem nelik böyle dahil oldu. Alevilik bilmem nelik. Dolayısıyla iş karıştı. İnsanlar şaşırdı, şaşkınlığa düştü. Şeriat ilmiyle yol alamaz duruma geldiler. Onun için Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e rahmet olarak Hicri 300 senesinde büyük mutasavvıflar gönderdi. Cüneyd-i Bağdadi başta olarak. Onun dayısı Seri-i Sakati. Ondan sonra Nuri, Kasap. Çok büyük müçtehitler çıktı, mutasavvıflar çıktı o zaman. Ve bu tasavvuf ilmiyle ümmeti Muhammed'i terbiye etmeye başladılar. 1000 sene sürdü bu. 1000 sene. 1000 sene ümmeti Muhammed'i tasavvuf ilmiyle terbiye ettiler. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra iş zorlaştı. Aynen başlangıcında şeriatla gitmek nasıl zor oldu? İşin içerisine lehviyat karıştı, menhiyat karıştı, helal haram birbirine girdi, yalan, iftira, gıybet her şey birbirine karıştı. Doğruyla yalanı ayırt etmek mümkün değil. Bir pazarda ikisi beraber satılıyor, öbürü daha rağbetli. Halbuki tasavvufta bunların birisi sana bulaşırsa o yolda feyiz alamazsın, kemal alamazsın, yol alamazsın. Böyle bir vasatta ümmeti Muhammed'i Cenab-ı Hak hakikat ilmiyle terbiye etmeye başladı ve bunu Bediüzzaman'a verdi. Hazreti Bediüzzaman 13. asrın başında, Hicri 13. asrın başında Risale-i Nur'u ümmete tebliğ etmeye başladı. Risale-i Nur ilmini ortaya koydu. İşte Seri-i Seyr olan bu zamanın evladına ahsen bir tariki ihsan ettiği Risale-i Nur'dur. Acizmendi, öbürü falanca filanca değil. Risale-i Nur'dur bu. Risale-i Nur talebesi. Bizim diğer kardeşlerimizden ayrı bir durumumuz yok. Yani biz Nurcuların içerisinde hadise çıkarmış değiliz. Biz Risale-i Nur talebelerinin içerisinde bir yenilik, bir hadise çıkarmış değiliz. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Risale-i Nur talebesi böyle olur. Ve bu bizim elimizde değil, ihtiyarsız bir vaziyette Cenab-ı Hak böyle bir yol açmıştır. Bugün değilse Nurcular, Azimendi'ye karşı müstenkif durmalarının ne kadar büyük hata olduğunu anlayacaklardır. Bizim böyle bir derdimiz yok. Halimizde hiç böyle bir arayış da yok. Böyle birine gel gel de yok. Şurada 50-60-100 kişi adam var. Hiçbirisi başka bir nur grubundan buraya gelmiş değildir. Varsa elinizi kaldırın. Hiçbirisi böyle değildir. Azimendilerin hepsi hiçbir gruptan olmayan insanlardan meydana gelmiş. Hakikati görmüş, teslim olmuştur. Niye? Bu nurcular ehli tahkik. Bu nurcular bir şeyi gördüğü zaman dedesinden, babasından, abisinden kulağına dolduranla değil, düşünerek, tahkik ederek karar veren insanlardı. Ama kafasını öyle doldurmuşlar ki, öyle bir mana tahrifi yapılmış ki, başkasına bakmak dinden çıkmak gibi geliyor kendisine. Yanlışta devam etmeyi istikamet zannediyor. Yanlış. Seri-i Seyr olan bu zamanın evladı bütün nur talebeleridir. Bu nur talebelerine hatta bütün ümmeti Muhammed'dir. Ümmeti Muhammed'in içerisinden Seri-i Seyr olan bu zamanın evladına ahsen bir tariki ihsan etmiş, aklı başında olan, kalbi yerinde olan, kendini tanımış olan gelip yapışıyor. 11. sözün tabiriyle. Aklı başında, kalbi yerinde, kendini tanımış. 3 vasfı olan ümmeti Muhammed'den kim varsa gelip yapışıyor. Bu bütün ümmete aittir. Yalnız nurculara da ait değil. Hele hele yalnız azimendilere de asla ait değildir. Bu umumi bir yoldur. Hazreti Bediüzzaman'a Allah nasip etmiştir. O da keyif için değil, ümmeti Muhammed'i
dalalet azimeden kurtarmak için seri-i seyr olan, yani dakika başı iş değişiyor, dakika başı. 100 sene evvel 10 senede bir yapılan keşif şimdi 10 dakikada 10 misli yapılıyor. İlmi. Artık kimse keşif meşif de demiyor. Başladılar telefonlarla, bilgisayarlarla koku nakletmeye, hissiyat nakletmeye başladılar. Böyle bir vasatta hakikat ilmiyle ümmet-i Muhammed'i terbiye etmek için Allahu Azimüşşan Bediüzzaman'a hakikat ilmini verdi. Bundan evvel bu ilmin misali yok, benzeri yok. Bundan evvel böyle bir iş yok. Böyle bir zaman yok ki böyle bir iş olsun. Seri seyir olan zamanı da böyle anlıyorum kardeşim. Güzel kardeşim. Sadece üstattır dediğim gibi. Tevfik-i ilahi refiki olan adam sadece üstattır. Yol açar bunlar. Bunlar velayet-i kübra ashabıdır. Yol açarlar. Doğrudan doğruya Resulullah'tan alır. Bir baba yiğit var mı ki bu asırda, bir baba yiğit var mı ki ben sadece 2 sünnet işleyemedim diyebilsin. Bunu millet zannediyor ki sakal meselesi, bilmem ne meselesi. Bir baba yiğit beri gelsin bana desin ben sadece 2 sünnet işleyemedim. Allah Resulü'nün Kur'an'dan anladığı mana sünnet midir? He? Bir alim beri gelsin bana desin ki ben Resulullah bu ayetten ne anlıyorsa onu anlıyorum. Resulullah Efendimizin seyri sülükünde, yani Miraç'ta gözüne ilişenlerin hepsi sünnet midir? Ta Sidretül Münteha'ya kadar çıkması sünnet midir? Çünkü velayet-i Muhammed'e ile çıktı. Birisi gelsin, beri gelsin desin ki ben Allah Resulü'nün arkasından ta oraya kadar gittim. Bunlar sünnet-i seniyye, Resulullah Efendimiz'in meselesini sakal makal zannediyorlar. Havs-ı Geylani Hazretleri ömrümde 1 sünnet işleyemedim diyor. O da ne? Kızı olmadığı için öğlen istirahatını gidip kızının evinde yapamamış. Hepsi erkek. 49 tane erkek evladı olmuş. Kızı olmadığı için Efendimiz Fatimetü Zehra'nın evine gidip istirahat ediyordu. Kızı olmadığı için onu yapamamış. Vah! Demek ki Avgavs-ı Geylani yemek yerken elini yıkaymış. Duzla da başlıymış. Sakalı da belemiş. Bele mi anlıyorsun sen? Avgavs-ı Geylani'nin 1 sünnet işlememesi. Hazreti Bediüzzaman'ın 2 sünnet işlememesini sen nasıl anlıyorsun? Seri seyir olan bu zamanın evladına ahsen yolu Allah'ın sevgili kulu Bediüzzaman açmış. Velayet-i Kübra ashabı olarak açmış. Bizler tüfeyli olarak, beçareler olarak, yıkılmış, perişan olmuş, mahvolmuş bu ümmetin evlatları olarak o yola düşmüşük, Allah'ın rahmetinden bir şey bekliyoruz. Kokuzlanmayı bırak, havayı bırak da kul olmaya çalış. Belki Allah sana rahmet eder, merhamet eder. Akıllı ol. Bu kardeşe demiyorum. Geçen gün ben böyle konuşunca muhatabım zannetmiş kendisine söylüyorum. Öyle değil. Ortadan konuşuyorum yani. Yoksa azimen diren tamam buna dahil midir? Değil ise bu söze muhatap olmak için ne yapmamız lazım? İhlas'ı okuyacak. 21. lem'a. Ders olarak 21. lem'a İhlas Risalesi kafidir. Diğer eserlerde okunmalıdır. Ders olarak 21. lem'a kafidir. Her bir nurcu için bu böyledir. Ders olarak Risale-i Nur'un 21. lem'ası kafidir. Diğer eserlerinde okunması lazımdır. Hüküm bu.